Hayatımın en güzel dönemi olduğunu düşünüyorum. Yani ortaokulda da orada okudum. Çünkü şeydi ya, birazcık daha doğanın içerisinde daha özgür hissettiğimiz, yani oldukça da böyle aile bağlarının çok kuvvetli olduğu, her şeyin böyle birlikte komşularla dayanışma içerisinde, toprakla bir arada, yani hani çok şey, nasıl diyeyim? Belki başka hayatlar görmemiş olmakla da ilgili bir şey bu, ama mesela evimizin önünde bir bahçemiz vardı. Orada kendi domatesimizi, biberimizi, karpuzumuzu, sebzemizi yetiştirdiğimiz bir bahçemiz. İşte küçük bir kümesimiz, tavuklarımız. İşte nenemin ineği, oradan aldığımız süt, oradan aldığımız yoğurt. Böyle bir yaşam vardı, yaşamın içerisinde büyüdüm yani. Sonra işte 90'larda başlayan devlet şiddeti, işte köy boşaltmalar, kentlere dönük saldırılar, evlerimizin tarandığı dönem. Benim babam şoför, işte bir küçük bir minibüsü vardı. Diyarbakır'la Kulp arasında şey yapıyordu, yolcu taşımacılığı. Mesela o dönem babamın aracı da tarandı yine işte özel harekatçılar tarafından. Dolayısıyla biz bütün aile göç etmek zorunda kaldık. Yani hani zorla göç ettirilen ailelerden biriyiz. Sonra Diyarbakır'da başlayan bir hayatım var. Diyarbakır'a geldik, Ahmet'te yaşadık. Yani işte o dönem de zordu. Çünkü tamamen bütün ekonomik alan, yani üretim alanlarından koparılmış bir aileydik yani. Tam da senin söylediğin gibi, ya o günü bana anımsatmış olduğun için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıydım. Yani heyecanlıydımdan kastım şu. Yani yeniden bir şeyler yapıyor olma heyecanı hepimizde vardı. İşte sivil toplumda, kurumlarımız da, hem yani yerel yönetim sistemi içerisinde kurulmuş olan bütün o danışma, dayanışma merkezleri, ekonomik istihdam yaratacak alanların hepsi zaten kayyumlar tarafından talan edilmişti. Sivil toplum örgütleri de öyle. Bir silme, ya yani kapatılan dernekler zaten kapatıldı. Kalanlar da oldukça silmişti. Mesela işte düz o döneme bakıyoruz. Kalan 3-5 tane kurum var, İHAD var. İşte aslında bir tek İHAD var galiba, hani burayı bir geçeyim. Neyse, yani sonuç olarak kurum kalmamıştı. Özellikle kadınlar açısından baktığımız zaman. Bir de Bağlar Belediyesi'nin Kardelen Kadın Merkezi vardı. Bağlar Belediyesi'ne kayyum atanmamasının sebebi de o dönem işte belediye başkanının HDP'li olmamasından kaynaklıydı. Oraya kayyum atanmamıştı. Ama Kardelen'le biz ilk süreçte bayağı çalıştık. İçinde çalışan kadınların hepsi bizim daha önce birlikte çalıştığımız arkadaşlardı ve çok güzel ortak çalışmalar yürüttük ta ki 2019 kayyumuna kadar. Neyse, geri döneyim. OHAL döneminden çıkmış olmak, herkeste bir korku, sinme. Çünkü insanlar KYK'lerle işten atılmış, kayyumlar atanmış, pek çok insan işte gözaltına alınmış, cezaevine atılmış, tutuklanmış. Yani böyle bir süreç söz konusuydu. Ve kadın mücadelesi açısından da aslında çok büyük bir bozgun yaşanmıştı süreç içerisinde. Ama o konferansta şeyi gördük. Ya kadın mücadelesi yine çok hızlı bir şekilde ayağa kalkmış, diğer bütün sivil toplum örgütlerinden ve siyasetten bağımsız olarak daha güçlü, daha öncü, daha bir arada olmayı yeniden başarabilmişti. Yani o konferans bu açıdan da çok önemli. Yine en önce, en hızlı toparlanan kadın hareketiydi. O konferansla beraber biz bu kurumun, işte Roza'nın kuruluşunun da müjdesini verdik. Ve gerçekten çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Ve hızla çalışmalarımızı bitirdikten sonra gerçekten hiçbir toplumsal örgütlenmesini yapmadan sadece sosyal medya hesaplarımız üzerinden çağrı yaptık. Ve buna rağmen muazzam bir katılım oldu ve çok büyük bir heyecanla geldi kadınlar o gün açılışa. Yani biz her davetiye basmamışız, duyuru yapmamışız, çıkıp mahallede dağıtmamışız. Buna rağmen duyan her kadın geldi. Yani bizim o kısıtlı ve dar zamanda yaptığımız çalışmayı çok hızlı bir şekilde başlatmak istiyorduk çünkü. Çok zor zamanlardı. Kadınlar açısından gerçekten gidebilecek alan yoktu. Bu nedenle biz kendi duyurumuzu yapmayı erteledik. Dedik ki hemen açılalım. Sonra yavaş yavaş hem örgütleme çalışmamızı da yaparız hem de duyurum, yani görünürlüğümüzü de arttırırız. Yani kadınlar bilirler diye düşündük ve açılışımızı yaptık.
Açılış günü de heyecanlıydı. Çok güzeldi. Hepimiz çok heyecanlıydık. Yeniden bir kadın kurumunu kurmuş olmanın heyecanı işte. Ve hemen ertesi günde başvuru almaya başladık. Esas amacımız başvuru almak değildi aslında. Yani politika üretmek, önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmekti. Yani farkındalık çalışmaları, işte mahallelerde yapacağımız çalışmalar. Sonra baktık hayır, buna da ihtiyaç var. Çünkü kadınların gidebileceği alan yok. Hepsi kayyumlar tarafından kapatılmış. Dediğim gibi bir tek Kardelen vardı. O süreçte hemen hızlıca tüzüğümüzde de vardı zaten. Nasıl çözebiliriz bu sorunu diye düşündük. Çünkü hukuki anlamda danışmanlığa ihtiyacı vardı kadınların ve desteğe. Psikolojik anlamda vardı ve sığınak desteğine ihtiyaçları vardı. İşte baro, ihale, TİHİF, Mezopotamya Psikologları İnisiyatifi, SES, Eğitim Sen, Tabip Odası gibi kurumlarla hızlıca çağrı yaparak toplantı yaptık ve dedik ki biz bu meseleyi birlikte çözebiliriz. Yani birlikte gelen başvuruları hem ya şey yapalım, destekleyelim, yani hukuki destek verelim, psikolojik destek verelim. Bir yandan da verisini oluşturalım. OHAL döneminden önemli meselelerinden biri de işte bütün kurumların kapatılmasıyla birlikte elimizdeki bütün verilerin kaybolmuş olmasıydı. Yani o da başka bir konu. Yani hiç veri yok. Ve OHAL döneminde de sadece ihalenin o dönem verileri var. Baktığımız zaman özellikle ev içi şiddet %500'lere falan çıkmış. Çocuk istismarı muazzam boyutlara ulaşmış. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Yani bizim yerel yönetim sistemimizin olduğu ve kadın hareketinin güçlü olduğu dönemlere baktığımız zaman kadın cinayeti yok, ev içi şiddet yok, sokakta taciz yok. Yani özellikle cinsel istismar neredeyse hiç yok. Gerçekten çok gerilemiş ve azalmış. Şüpheli ölüm hiç yok mesela. Yani pek çok örneği var bunun. DÖK ve Keja'nın olduğu döneme bakıyoruz mesela. Kadın hareketinin en güçlü olduğu dönemler. Yani hem kurumsallaşması hem de yani tabandan örgütlenme meselesinde en güçlü olduğu dönemler. O dönemler erkeklerin, yani toplumun içerisindeki her erkeğin her davranışı, yani sokakta, evde, iş yerinde, alanda, belediyede fark etmiyor, nerede olursa olsun. Şununla, yani bu iyi bir etki. Ben şunu yapacağım ama hani kadın hareketinin varlığını düşünerek hareket ediyor. Ve orada gerçekten her davranışına, her duruşuna bir çekidüzen vererek hareket ediyor. Bunun toplumsal yansıması gerçekten büyük bir boyutta ve özellikle de fark etmiyor, yani örgütlü veya örgütsüz, kahvehanede oturup oyun oynayan erkek de aynı duyguda, partinin içerisinde ya da herhangi bir kurumda çalışan erkek de aynı duyguda, aynı psikolojide. Ya kadın hareketinin böyle bir etkisi var o dönemde. Bu müthiş bir şey. Çünkü o dönem işte şey var, yani teşhir edilmekten korkuyor mesela. Bu müthiş bir yaptırım. Yani bence kadın hareketinin o döneme dair en güçlü argümanlarından biri yani. Yani ben eşime, anneme, kız kardeşime, hayatımdaki diğer karşılaştığım her kadına o karşılaşma anında gayet güzel davranmalıyım. Yani bunu da içselleştirme meselesi var. Ama sonraki sürece baktığımız zaman savaşla beraber yeniden şiddetin artmasıyla beraber yine ev içi şiddetin arttığını da görüyoruz. Sokaktaki şiddetin arttığını da görüyoruz. Yani bunu hep söylüyoruz. Yani yapısal olarak üretilen şiddet mutlaka toplumun her hücresine nüfuz ediyor. Yani olduğu yerde kalmıyor. Özellikle fiziksel şiddet, yani şehrin bir yerinde bombalar patlarken, silahlı çatışma varken diğer tarafındaki evde barış içerisinde bir diyalog beklenemez. Yani bu insanların psikolojisini ve dolayısıyla farklı şekillerde etki almasını da neden oluyor, etki almasına sebep oluyor yani. Ya da toplumun sokakta, işte iş yerinde yani çok birbirine karşı çok korkunç davranışlar ürettiğine tanıklık edebiliyoruz. Özellikle savaşın yoğun olduğu dönemlerde. Yani çatışma böyle bir şeydir ne yazık ki. Ve bu tabii en önemli konulardan biri de yoksulluk. Yani bu süreç içerisinde toplum çok derin bir şekilde yoksullaştı. Bu yoksulluk en çok da kadınları etkiledi. Yani kadın yoksulluğu dediğimiz bir şey artık söz konusu. Yani hayatını idame ettiremiyor ve o şiddet
meselesinin içerisinden çıkamıyor. Çünkü başka bir alan yok, gidebileceği bir yer yok. Ama bu süreçte biz de mesela bütün belediyelerin olmayışından kaynaklı olarak şey de yapamadık. Kadınlara böyle alanlar da açamadık. Yani bununla ilgili de ya şey işte az önce Fiskaya'daydık. Mesela orada da çok ciddi anlamda bir yerinden edilme politikası izleniyor. Bu tamamen aslında toplumu işte özel savaş politikası dediğimiz politikaların farklı bir boyutu. Yani yerinden edilmeyle hafızasızlaştırmaya çalışmak. Yani o insanlar, orada yaşayan insanların hepsi yoksul insanlar ve gerçekten göçle gelmiş insanlar. Oraya yerleşmişler. İşte benim çocukken yaşadığım göç sürecini farklı şekillerde yaşamış aileler. Orada yeni bir yaşam kurmuş, bir dayanışma kültürü var. Aslında bir yandan da Ahmet'in kalbi, direnişin kalbi orada. Yani işte sur sürecinin devamı olarak şu anda Fiskaya yok edilmek isteniyor. Yani oradaki aslında yok edilmek istenen o toplumsal kodlardan en önemlileri. Yani direniş ve dayanışmaya dair en önemli kültürel nüvelerimize yönelik bir saldırı var. İnsanları göç ettirmek için işte bir takım şirketler üzerinden yerlerini satın almaya çalışıyorlar. Okullarda eğitim yapılmıyor. İşte sağlık ocakları ya da işte aile hekimlikleri çalışmıyor orada. Çünkü insanların başka yerlere gidip orada ikamet etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani çocuğunu okula gönderebilmek için bir başka bir yerde ikamet etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ikamet adresini değiştiriyor orada olsa bile. Ama bu durumda da yasal anlamda bir takım haklarını kaybediyor. Yani böyle çok kirli oyunlar dönüyor orada. Sonra baktığımız zaman Ahmet çok büyük bir kent artık. Devasa bir kent. Ve bu kentin her bölgesinde farklı sorunlar var. Bağlar'da şu anda çok ciddi bir mülteci sorunu var. Mesela biz Bağlar'da çalışma yaptığımız zaman mesela görüyoruz orada işte Suriye Savaşı'ndan gelmiş Kobaniler var. Başka işte Suriyeli insanlar var. Orada yaşıyorlar. Aslında çok tedirgin hayatlar yaşıyorlar. Büyük bir yoksulluk içerisindeler. Böyle bir gerçeklik var. Ve oralarda şu anda ciddi anlamda işte madde bağımlılığı ve fuhuşa yönlendirme konusunda çeteler eliyle yürütülen bir çalışma var. Ya bunu mesela aslında halk da farkında ve bize haber veriyorlar mesela diyorlar ki şu evde işte uyuşturucu tedarik ediliyor ve orada uyuşturucu tedariki üzerinden de zorla fuhuş yaptırılıyor. Yine baktığımız zaman işte ofisteki 75 caddedeki kafelerde bu tür durumlar söz konusu. Yani her yerde içinde kamu görevlilerinin de olduğu, devletin elinin içerisinde olduğu çeteler üzerinden yürütülen bir takım kirli yöntemler üzerinden gençlere dönük saldırılar gerçekleşiyor. Genç kadınlara dönük. Ya bunların hepsi bizim de içinde olduğumuz kent platformu tarafından gündemleştirildi aslında bu şey seçim çalışmasının hemen öncesinde bir açıklama yapıldı buna dair. Bir de şey depremin de çok büyük bir etkisi oldu şu anda. Mesela barınma sorunu var, hala çok ciddi anlamda devam ediyor, hala çadır kentte kalan insanlar var. Ya da evi hasarlı, oturulamayacak durumda olan pek çok aile yakınlarıyla birlikte yaşıyor ya da bir yerlere ya da köye gitmek zorunda kaldı gibi pek çok sorun var. Yani Ahmet'in fotoğrafını çekip buna dair işte bir yerlere taşıyacağımız başlıkları ya da sorunları sıralarsak bunların en başında yoksulluk, özellikle bilerek yoksullaştırma. Bilerek derken şunu söylüyorum, yani Türkiye'de genel olarak bir ekonomik kriz yaşanıyor. Çok ciddi boyutlarda. Ama Kürdistan'a has özel olarak üretilen bir yoksullaştırma şeyi de var, politikası. Ve bu insanları işte PTT önlerine 3 kuruş için dizen bir anlayışın şeyi, yani yapmak istedikleri gerçekten insanları kendilerine muhtaç etmek. Yani halkın olanı halktan alıp yani yeniden onlara dilendirerek veriyorlar. Yani böyle bir anlayış gittikçe yaygınlaşıyor.
Bunu da anlatıyoruz elbette. Bu en önemli sorunlardan biri. Yani uyuşturucu ve fuhuş meselesine baktığımız zaman onun da arka planında yine yoksulluk var. Ve işte kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, işte özellikle kamu görevlilerinden yönelen şiddet meselesi var. Bir de bununla ilgili de çok ciddi başvurular aldık biz süreç içerisinde ve hepsi de zaten basına da yansıdı. Bu da başka bir tarafı bunun ve bunların hepsini yani genel olarak yaşanan çatışmalı süreçle bağlantısı var. Yani antidemokratik olması, bu yönetimin tamamen kadın düşmanı ve Kürt düşmanı olması, işte ekonomik anlamda bütün ülke bütçesinin savaşa ayrılmış olması, yani bu çok ciddi bir şey ve ülkenin bütün kaynaklarının, bütün doğal alanlarının da ranta dönüştürülerek büyük sermayedarlara peşkeş çekilmesi gibi bir mesele var yani. Bu Kürdistan için de geçerli. Türkiye'nin diğer yerleriyle ilgili olarak da aynı şeyi söylemek mümkün. Yani bütün bunlara baktığımız zaman çok büyük bir fotoğraf bu ve içinden gerçekten mücadele edebilecek pek çok alan çıkıyor. Bu iktidarın gitmesi gerektiği, yani değişim derken gerçekten artık hani bu tekçi oligarklara hizmet eden, ondan sonra toplumu yani asla toplumcu olmayan, yani bunu hani sadece Kürdistan özelinden söylemiyorum, Türkiye genelinden söylüyorum. Yani oldukça kendini var etmek için savaş siyasetiyle, din istismarıyla toplumu gerçekten manipüle eden bir sistemden, bir iktidardan bahsediyoruz. Bir kere bunun değişmesi gerekiyor. Ya yani bunlar gittikten sonra yeni oluşacak hükümetle ya da işte nasıl bir yani buna dair bizim oluşturacağımız bir şey var elbette. Hani güçlendirilmiş yerel yönetim sisteminden bahsediyoruz. Çoğulcu bir parlamentodan söz ediyoruz. Bunlar bir tarafı ama yeni oluşacak bir hükümet var. Onlar da oldukça aslında içine baktığımız zaman içinde daha önce yine Kürt düşmanlığı yapmış, kadın düşmanlığı yapmış, oldukça eril, oldukça erkek bir ittifak var. Dolayısıyla mücadelemiz yine devam edecek. Sadece belki bu iktidarın gitmesiyle beraber hani daha demokratik, daha yine hukukun bağımsız olduğu, yargının bağımsız olduğu bir süreç başlatmak açısından nefes aldıracak bir dönem başlayacak ve o dönem gerçekten kurucu, yeni bir sistemin inşası ile ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. Yani şunu demek istiyorum. Bizim bütün bu çalışmaları yapmamız için önce bunların gitmesi gerekiyor. Sonra bizim parlamentoda çok güçlü bir şekilde yani sayısal anlamda, aritmetik anlamda çok güçlü bir şekilde yer almamız gerekiyor. Yani mesele oluşacak olan hükümette bir bakanlık kapmak değil. Biz bir bütün sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir anayasa yazılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kadınlarla, muhaliflerle, Kürtlerle, Alevilerle bu toplumun içerisindeki bütün herkesi ifade edebilecek bir anayasaya ihtiyaç var ve yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Yani dolayısıyla işte Kürtler ne istiyor? Hani adına Kürt sorunu demek istemiyorum. Ya bu olumsuzlayan bir yerden de algılanıyor ya. Yani Kürtler ne istiyorum? Anayasal zemininin olması gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Yani bunların hepsinin anayasada güvence altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bizim için öncelikle başat meseleler. Yani bir bakanlık almak falan filan değil. Biz yeni bir sistemin inşası, yeni bir dönemin başlaması, işte ikinci yüzyılın başlamasına dair daha büyük bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Yani bu oluşacak kurucu hükümetin içerisinde yer almış olmak değil mesele. Asıl orada o kurulacak olan hükümetin önüne nasıl işler konulacağının itici gücü olmak, öncüsü olmak bizim için önemli. Dolayısıyla da bunu başarabileceğimize de inanıyoruz. Dediğim gibi asıl mesele orada yani sayısal anlamda bir güce ulaşmak ve gerçekten bir masa olacaksa o masada, yani şeyden bahsetmiyorum, barışa dair söylemiyorum bunu. Yani yeni bir sistem nasıl inşa edilecek, bunun müzakereleri nasıl yürütülecek, anayasaya dair nasıl bir çalışma olacak gerçekten
Bu ülkede şu anda geldiğimiz noktada var olan anayasa da yani çiğnendi, hükmü yok artık. Yani hani baktığımız zaman defalarca anayasal ihlaller gerçekleşti. Yani şu anda var olan anayasayı bile tanımayan bir hükümetle ilerliyoruz. Dolayısıyla yeni bir anayasaya da ihtiyaç var ama biz bunu gençlerle, kadınlarla, Kürtlerle, Alevilerle, Ermenilerle, işte Çerkezlerle hep beraber yazalım istiyoruz. Yani bu çok önemli bir mesele ve bir diğer mesele de bizim için yeniden onurlu bir şekilde yani mekanizmalarını oluşturarak işte hesap verme gibi bir hani öncelikle yüzleşme, hesaplaşma ve en sonunda helalleşmeye götürecek bir barış zemininin oluşması. Yani önce müzakerenin yürütüleceği bir masa. Yani bizim için oldukça önemli çünkü biz şu 20 gündür sokakta gezdiğimiz zaman annelerin hepsi artık bu savaşın son bulmasını istiyorlar. Ama evet, onurlu bir şekilde yani onarıcı adaletin gerçekleşeceği zeminin yaratılmasını istiyorlar aslında. Çünkü evladını kaybetmiş, bir sürü şeyini kaybetmiş, hayatını kaybetmiş, evini kaybetmiş, yerinden edilmiş. Yani Kürdistan toplumuna baktığımız zaman kaybı olmayan tek bir birey yoktur. Bundan zarar, bu savaştan zarar görmemiş tek bir birey yoktur. Dolayısıyla bu işte önce onarıcı adaletin gerçekleşmesi ve daha sonra da diğer mekanizmaların oluşturulması ile işte belki hakikat komisyonları, belki başka başka pek çok yapı oluşturularak yine vurgulayarak onurlu barışın tesisine dair çalışma başlatılabilir. Ama bunun için öncelikle işte yasal anlamda işte anayasal zeminin güçlü bir şekilde oluşturulması ve tüm bu sürecin o güvence ile yürütülmesi. Ya ben herkese çağrım şu olabilir. Gerçekten değiştirebilme gücümüz var. Biz bunu halk olarak, toplum olarak defalarca başarabilmişiz. Bu defa da başarabiliriz. Yani bu iktidarı göndermek, özellikle kadınlara çok güveniyorum. ve parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil ve katılım hakkı kazanmak bizim yani hep beraber başarabileceğimiz bir şey. Böylece değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, yeni ve istediğimiz hayatları inşa edebiliriz, yeni yaşamı inşa edebiliriz. O nedenle herkesi de şeye yani bu konuda çalışmaya, desteklemeye çalışıyorum. Ben en yani Kürt halkı çok bilinçli. Zaten hani siyaseti gerçekten hücrelerine kadar biliyor. Her şeyi çok güzel çözümleyebiliyor. Hani bu anlamda çok da söyleyecek bir şey yok. Bir tek konuda destek ve birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Sandık güvenliği konusunda. Yani biz mesela şu anda esnaf geziyoruz, köylere gidiyoruz. Herkes şey diyor, gezmenize gerek yok. Biz zaten sizinleyiz yani. Hakikaten bu inanç, bu kararlılık, bu iradeyi görüyorsunuz. Burada sorun yok zaten. Kimseden hani şüphemiz yok. Yani bu toplum, bu halk zaten gerçekten hiçbir zaman baş eğmemiş. Bu asla da eğmeyecek. Ama sandık güvenliğini sağlamak bu konuda yani ya bir sürü hile yapılabilir, bir sürü korkunç şeyle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla çok güçlü bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor hep beraber. Bu anlamda herkese görev düşüyor. Hepimize, her bireye, bu toplumdaki herkese. O yüzden hani çağrım bu yönde yani oylarımıza sahip çıkalım. Kimsenin çalmasına izin vermeyelim. Çünkü bunlar çok büyük hırsız. Yıllardır bizden her şeyi çalıyorlar.